Evet, bir konuşalım devam ediyor. İkinci bölümümüzde ittifakların nasıl şekilleneceğini, yerel seçimlere giderken muhalefetin stratejisinin ne olacağını konuşacağız. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve aynı zamanda Balıkesir Milletvekili yeni vekilimiz Turan Çömez bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Turan Bey. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Aynı zamanda Selçuk Özdağ bizimle birlikte. Muğla Milletvekilimiz. Hoş geldiniz Sayın Hoş bulduk. Özdağ. Çok teşekkür ederim. Ve az sonra yayınımızda Saadet Partisi Milletvekili Bülent Kaya da bizlerle birlikte olacak. Güzel Dülkadiroğlu'yla da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, ilk kabine bitti. Kabineden bazı açıklamalarda bulundu Erdoğan. Burada dedi ki yeni anayasa teklifimizle geleceğiz dedi. Ve yine LGBTİ artı bireyleri hedef aldı. Beraberinde ekonomiyle ilgili bütün sıkıntıların çözüleceğinden den vurdu. Aynı zamanda da bayram tatilini 9 güne çıkardı. İlk yorumu sizden almak istiyorum. Yeni kabinenin ilk açıklamaları ile ilgili özellikle anayasa. Bu kabine anayasa yapabilir mi? Önce 21 yıldır niye yapmadı onu sormak lazım. Niye şimdi yapmak istiyor onu konuşmak lazım. Tabii Erdoğan ilk seçime girdiğinde 2002 yılında seçim beyannamesine baktığınızda şöyle çok net bir cümle kullanıyor. Diyor ki ekonominin bugün yaşadığı sıkıntının temel sebebi beceriksiz iktidarlardır ve yolsuzluklardır. Biz iktidara geldiğimizde bunların hepsini halledeceğiz ve enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz. Tam 21 yıl sonra Erdoğan yeniden aynı vaadi verdi ve enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz dedi. Birkaç gündür şöyle Türkiye ile Avrupa'nın fiyatlarını mukayese ediyorum. Havuç burada 45-50 liraya yaklaşmış. Birkaç gün önce markete uğradım, 48 liraydı. Londra'ya açtım sordum. Havuç ne kadar diye. 16 lira Türk parasıyla. İngiltere'de asgari ücret 50 bin lira. Benim ülkemde 8500 lira. Havuç İngiltere'de 16 lira. Benim ülkemde 48-49 lira. Kıyma ona keza. Benim ülkemde 350 lira kıyma. İngiltere'de 140-150 lira. Şimdi böyle bir durum var. Tabii bütün bu gerçekleri örtmek için ki onu çok güzel tanımladı aslında yeni Maliye Bakanı. İrrasyonel dedi. Özellikle bu irrasyonel kelimesi de bilinçli bir şekilde tercih edilmiş kelime. Batıya verilen bir mesaj. Türkçe kelime kullanmadı, İngilizce bir kelime kullandı. Tam karşılığı Avrupa'ya verilen mesaj. Gerçek dışı, akıl dışı, doğru olmayan, yanlış, mantık dışı falan yani söylemeye çalıştığı o. Demek ki yıllarca Türkiye bu anlayışla yönetilmiş. Tabii 21 yıl sonra yeniden gerçekliğe dönecek mi Türkiye göreceğiz ama bugün yani 21 yılın sonunda Türkiye'ye çok ağır bir fatura bıraktı Erdoğan. Şimdi o faturayı kendisi toparlamaya çalışacak, becerebilirse. 140 milyar dolarlık borç bugün geldi 460 milyar dolara. Hazine negatif bilançoda, eksi 70 milyar dolarlarda. Bankalar artık kredi vermez hale geldi. Politik faizi %8,5-9'larda sözüm ona. Bankalara gittiğinizde %40-50 ile alamıyorsunuz. Öte yandan varlık fonu marifetiyle Türkiye'nin elinde ne var ne yoksa satıldı, heba edildi. Cumhuriyet tarihinde ülkenin canından, dişinden arttırarak yaptığı bütün şeyler satıldı, yer ile yeksan oldu. Bu da yetmedi. Önümüzdeki 15 yıl, 20 yıl ipotek altına alındı bu garantili projelerle. Şimdi Erdoğan bu seçim atmosferinde bunları örtebilmek için ne yaptı? Korkunç bir yalan rüzgarı estirdi. Evet. Dedikodu, iftira ve insanların önüne bir irrasyonel perde çekti. Gerçek dışı bir perde çekti. Biz tabii bunlarla sahada çok demokratik bir şekilde mücadele ettik. Şimdi Erdoğan sanki yeni iktidara gelmiş gibi umut vaat eden, ülkede yeniden barış, huzur, demokrasi falan vaat eden, sanki yeniden daha doğrusu sıfırdan iktidara gelmiş bir enkaz devralmış ama bunları kurtarabilecek, toparlayabilecek tek lider sanki kendisiymiş gibi bir kabine kurdu. O kabinenin de zaten kodlarına baktığımızda çok kurgulanmış bir kabine, çok belli. Dolayısıyla Erdoğan kendi gibi icraat yapacak, kendi dediklerini harfiyen uygulayacak küçük Erdoğancıklardan oluşan bir kabine oluşturuldu. Tabii şimdi Erdoğan'ın medya gücüyle çok yoğun bir propaganda yapılıyor. İşte dünya çapında bir kabinedir, şöyle başarılıdır, böyle başarılıdır. İyi de yani bu kadar başarılıysa Türkiye niye bu hale geldi? Şimdi yani öve öve bitiremedikleri Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, evet. Siz onu bir önceki dönemde 2012'de sanıyorum görevden aldınız. Niye aldınız? Beceriksizdi de onun için aldınız. Sonra kalktınız eleştirdiniz onu, yolsuzlukla suçladınız, itham ettiniz açıkça. Dolayısıyla tüm bunlara baktığımızda tam bir ilkesizlik, tam bir tutarsızlık ve tüm bu irrasyonel, gerçek dışı, akıl dışı, mantık dışı yaşananları örtebilmek için toplumun önüne çekilmiş bir perde var. O perdeyi de çok
ağır bir şekilde, en ağır şekliyle seçim sattımı halinde gördük. İnsanların önüne çekilen bu perdeyle ya da Erdoğan'ın elinde kaldırdığı o seccadeyle fakirlik, yokluk, açlık, sefalet, 10 milyonun üzerindeki bu mültecilerin taşıdığı inanılmaz kriz örtüldü ve sürreel bir ortamda seçim yaptık. Şimdi tabii pompalanıyor, şişiriliyor, abartılıyor. Sanki hakikaten büyük ve başarılı bir iş yapılacakmış gibi. Asla böyle bir şey olmayacak. Türkiye gerçekle birkaç hafta sonra yüzleşecek. Yazın rehavetiyle belki bu geçiştirilecek ama sonbahar itibariyle Türkiye gerçeklere uyanacak. Yine başlayacak Erdoğan para aramaya. Rusya'dan alabileceğini aldı. Suudi Arabistan'dan ya da Körfez ülkelerinden aldığını aldı. Onlar da zaten bedava vermediler bu parayı. Şimdi rotayı yine özellikle Amerika'ya çevirdi. Amerikan muhibi bazı isimleri de kabinesine alarak işte oradaki Washington Büyükelçimizin Murat Mercan'ın damadını getirdi ki Murat Mercan Erdoğan'ın bütün Amerikan ilişkilerini koordine eden, Yahudilerle bağlantılarını koordine eden bir isimdir. Çok yakinen biliyorum. Yani ilk AKP'nin kurulduğu dönemden tanık olduğum çok şey var. Öte yandan eski Amerikan Büyükelçisinin yeğenini aldı, parti sözcüsü yaptı falan. Tüm bunlara baktığımızda Erdoğan rotayı batıya kırdı ve o şekilde yoluna devam edecek. Bu kabine bir sürpriz kabine değil. Erdoğan'ın icraatlarını, talimatlarını, emirlerini uygulayacak küçük Erdoğancıklardan müteşekkil bir kabinedir. Ve zaten ilk konuşmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, cümleleriyle başladı. Dolayısıyla talimatsız adım dahi atamayacak bir memur kabinesini biz göreceğiz. En güçlü şekliyle, en rasyonel şekliyle, en demokratik şekliyle muhalefetimizi yapacağız. Ve biz yarından itibaren parlamentoda son derece güçlü, dinamik, gerçekçi bir muhalefet yaparak Erdoğan iktidarıyla gerekli demokratik mücadelemizi vereceğiz. Erdoğan iktidarıyla gerekli mücadeleyi verecek ve vermek durumunda da kalacaksınız. Çünkü bakanlıkları döneminde çok büyük tartışmalar yaşadığınız Sayın Soylu gibi isimler de artık sizlerle beraber mecliste olacak. Sayın Özdağ, bu Davutoğlu'nun da bakanlarla ilgili genel başkanımızın bir açıklaması var. Diyor ki Davutoğlu, başbakan olsaydım ben de bizzat Hakan Fidan'da, Yaşar Güler'de diyor bakan yapardım. Sayın Mehmet Şimşek Türkiye'de görev almadan önce biz kendisiyle konuştuk. Başbakan yardımcımız ve maliye bakanımdı diyor. Mehmet Bey epey bir müzakere ortaya koydu. Şimdi göreceğiz bakalım bunlara uyacak mı diyor Sayın Davutoğlu. Davutoğlu aynı fikirle paylaşıyor musunuz? Mehmet, ben çünkü şöyle bir yorum yaptım. Aynı zamanda bir gazeteci kimliğimle. Dedim ki Sayın Mehmet Şimşek oyun adamı değil. Oyun adamı olduğu için kabul etti tekrar bu kabinede yer almayı. Çünkü çok tartışılmıştı işte geliyor gelmiyor, hayır evet kabul ediyor etmiyor. Ekonomiyi toparlayabileceğini düşünüyor musunuz Şimşek'in? Şimdi şuradan başlayalım efendim. Sayın Genel Başkan öyle bir demeç vermiş kendisi. Bunların kendisinin kabinesinde bakan olmalarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakan olma arasında fark var. Parlamenter sistemde bakanlık vardır. Bakanlar kurulu vardır. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlar sadece millete değil Recep Tayyip Erdoğan'a bakarlar. Onların baktıkları yer, bakan diye sıfatlandırdığımız yer Recep Tayyip Erdoğan'dır. O nedenle bugünkü bakanların hepsi sekreteryadır. Bunların adlarını söyleyebilirim. İçişleri Bakanı Recep Tayyip'tir. Dışişleri Bakanı Tayyip Erdoğan'dır. Öteki Tayyip Recep'tir. Recep Tayyip'tir. Hiç fark etmez. Hepsi aynıdır. Sayın Erdoğan'dan habersiz hiçbir iş yapamazlar. Orijinal projeler, özgün projeler takdim edemezler, sunamazlar. Ve Sayın Erdoğan ne talimat verirse onu yaparlar. Burada birazcık özgür olan, birazcık şu an belli bir süre özgün hareket edecek Mehmet Şimşek Bey vardır. Burada Hakan Fidan da yoktur. Burada Yaşar Güler de yoktur. Genelkurmay Başkanı şimdiki Millet Savunma Bakanı da yoktur. Ben Darbeler Araştırma Komisyonu Başkan Vekili yaptım. 15 Temmuz Darbe Komisyonu'nun Başkan Vekili yaptım. Çok şeylere vakıfım ben orada. Şunu söylemek isterim. Mehmet Şimşek de şu an Sayın Erdoğan ve kabinesini rehin almıştır. Mehmet Şimşek'in şahsında bir noktada sermaye dünyası rehin almıştır. Mehmet Şimşek Bey de bunu bilsin ki bu bir yalancı bahardır. Mehmet Şimşek'in de rehineli, onları rehin aldığı sürede çok kısıtlıdır. Yerel yönetimlere kadardır. Yerel yönetimleri kazandıktan sonra yeni bir dönem başlayacaktır Türkiye'de. Eğer
İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı, Mersin'i veya çeşitli yerleri, kaybettikleri yerleri, muhalefetin elinde bulunan gerek Yeşil Sol'un, gerek CHP'nin, gerek İyi Parti'nin elinde bulunan yerleri kazanırlarsa, bir kısım yerleri, o zaman Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de teşkil edilmiş olacak. Bu yerel yönetimler seçimi bir noktada turnusol kağıdıdır. Mehmet Şimşek Bey de niye gelmiştir? Ben kabul ettiğini çok daha önce söyledim televizyonlara. Görüşmeden sonra dedim ki kabul etti. Çünkü kaynağım sağlamdı. Doğru bir kaynaktı. Kabul etmişti. Maliye ve Hazine Bakanı olarak ben onu deklare etmiştim, söylemiştim. Mehmet Şimşek Bey daha önce Sayın Erdoğan 300 milyon lira şehir üniversitesi kredi çekti. O zamanlar hatırlarsanız eğer bir kredi çekilmişti. Sayın Erdoğan bunları dolandırıcılıkla, yani Sayın Davutoğlu'nu, Sayın Ali Babacan'ı, Sayın Mehmet Şimşek ve Sayın Feridun Bilgin'i dolandırıcılıkla suçlamıştı. Evet. Bunlar dolandırıcıları sayıyorum demişti. Sayın Çömez zaten. Evet, dolandırıcıları. Ve fakat burada bu para Binali Yıldırım zamanında alınmıştı. İmza Binali Yıldırım'ın imzasıydı. Ama Sayın Erdoğan için gayeye ulaşmak için her şey mübahtır. Oportunist bir yaklaşımdır, makyavelist bir yaklaşımdır. Ve gayeye ulaşmak için an gelir, işte Fethullah Gülen'le işbirliği yapar, an gelir dövüşür, an gelir çözüm süreci adı altında bir yandan HDP ile işte terör örgütüyle oturur masaya, aman bununla ilgili. Sonra bir yanda onları şeytanlaştırır. Bir gecede HDP'li olan... Sonra tutar muhalefeti onlarla bir arada tabii bizleri, olmakla. Tabii bizleri aynı şekilde onlarla yapar, bizi de şeytanlaştırmaya çalışır. Çünkü hedef iktidarda kalmaktır, başka bir şey değildir. Neden? Neden iktidarda kalmaktır? Şundan dolayıdır. Eğer, her zaman söylemişimdir, eğer koltuğunuzu kirletmediyseniz, arkanızda ayıplı işler bırakmadıysanız ve aynı zamanda suç işlemediyseniz, hukuksuzluk ve keyfiliklere imza atmadıysanız korkmazsınız iktidarınızı değiştirmekten, iktidarı vermekten, muhalefet. Çünkü muhalefet de bu ülkenin çocukları. Anayasanın teminatı altında kurulan partiler bunlar. Ve aynı zamanda da bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları. 85 milyondan birisi, birileri, 3'ü, 5'i, 10'u, 15'i. Ama eğer koltuğunuzu kirletmişseniz, arkanızda hukuksuz işler bırakmışsanız iktidarı bırakmak istemezsiniz. Zaten bu anayasa değişikliği de, daha önceki anayasa bir siyasi mühendislik anayasasıydı. Seçim kanunu bir siyasi mühendislik yasasıydı. Dezenformasyon yasası siyasi mühendislikti. İktidarda kalmak adına yapılmıştı. Şimdi de bir zoka daha var, bir yem daha var önce. Anayasa değişikliği, sıkılı yumruklarla tokalaşılmaz ifadesini kullanarak yine aynı şekilde Türkiye'de, aynen nasıl ki şöyle derler ya, kurbağayı eğer sıcak suyun içine atarsanız hemen sıçrar ve kendini kurtarır. Ama soğuk bir suyun içine koyar da yavaş yavaş ısıtırsanız burada uyuşursunuz, bizi uyuşturmak istiyorlar. Bakın burada anayasa değişikliği teklifi aynı zamanda gerçek gündemi unutturmaktır. Ve aynı zamanda da gerçek gündem bellidir. Yoksulluktur, yolsuzluktur, enflasyondur, hayat pahalılığıdır. Bunlarla ilgili örnekler vermek isterim. Eğer vaktimiz varsa ben seçim sürecinde Muğla gibi bir yerden, Türkiye'nin en zengin şehirlerinden bir tanesi, turistik şehirlerinden bir tanesi, dört mevsim aynında yaşayan bir Côte d'Azur'dan geliyorum ben buraya. Onlarla ilgili örnekler de vermek isterim. O nedenle anayasa değişikliğiyle beraber bir zoka. Bu anayasa değişikliğini de burada hiç kimsenin yutmaması lazım diye düşünüyorum. Biz zaten 6 parti beraberce bir anayasa değişikliği tasarısı teklifi yaptık. Orada duruyor. Onlar da müşahhas olarak, somut olarak, bugünkü ifadeyle somut olarak yapsınlar. Getirsinler, barolarla mı konuşuyorlar, kendi aralarında mı konuşuyorlar, kapalı kapılar ardında mı yapıyorlar? Ne yapıyorlarsa yapsınlar ve getirsinler, bize takdim etsinler, sunsunlar. Daha sonra oturalım, bunları yapalım. Ve hatırlarsanız eğer, bize şöyle bir ithamda bulunanlar da olmuştu. Demişlerdi ki bu anayasanın işte nedir? Sinan Oğan'la masaya oturulduğunda veyahut da Sinan Oğan'la görüşmeler yapıldığında, Sinan Oğan anayasanın ilk 4 maddesiyle probleminiz olmayacak, 66. maddeyle ilgili probleminiz olmayacak, terörle mücadele edeceksiniz falan feşmekan. Ve biz burada dedik ki bizim anayasa tasarımız, taslağımız duruyor, teklifimiz orada duruyor zaten. İlk 4 maddeyle bir problemimiz yok, 66. madde olduğu gibi duruyor, terörle mücadele konusunda geçmişte yaptık, yine yaparız diyerek. Ama dedim bizim problemimiz yok ama sizin ihtimal olarak destekleyeceğiniz Cumhur İttifakı'nın var dedim. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi. Ben orada 3 dönem milletvekili yaptım. Genel başkan yardımcılığı yaptım. O partiye katıldığım andan itibaren ben parti yöneticisiydim. Ve orada laiklikle ilgili ilk demeci verenlerden bir tanesi Sayın İsmail Kahraman'dı. İsmail Kahraman kimdi? Meclis Başkanı'ydı. Meclis Başkanı'nın o zaman hükümet başkanı kimdi? Recep Tayyip Erdoğan'dı. Hatta Cumhurbaşkanı kimdi? Recep Tayyip Erdoğan'dı. Ne dedi? Laiklik olmamalıdır dedi anayasada. Ben çıktım
Sayın Erdoğan bir dakika, İsmail Kahraman anayasanın 3. maddesidir bu. Niye konuşuyorsun böyle bir şey demedim. Ama ben çıktım hem meclis kürsüsünde hem yazılarımla beraber, laiklik Türkiye için elzemdir. Özellikle şart toplumlar için, İslam toplumlar için çok çok önemlidir. Eğer laiklik olmazsa burada kan gövdeyi götürür. Burada kimin dini olacağı belli olmaz. Kimin dini hakim olacak, hangi dini hakim olacak, hangi İslam hakim olacak belli olmaz. Din düşmanlarına karşı laiklik bir özgürlükçü laiklik. Aynı zamanda dini ismancılara karşı da bir özgürlükçü laikliğe ihtiyaç vardır diye konuşma yaptım. Aynı zamanda Sayın Erdoğan ne dedi hatırlarsanız eğer? Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili problemimiz yok diyen bir Recep Tayyip Erdoğan. Bakın, o anayasayı doğuran, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni doğuran, önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni doğuran, ardından da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasını inşa eden bir Lozan Anlaşması vardır. Lozan için 13 yıl boyunca Sayın Recep Tayyip Erdoğan şunu söyledi. Bu zaferdir, her yıl kutluyoruz bunları ifadesini. 14. yıl güçlenince ne dedi? Dedi ki bize bir hezimeti zafer diye yutturdular. Bu bir hezimettir dedi. Ben yine çıktım. O zaman o partide yöneticiydim, öyle konuşamazsınız. Bu partilerde kolay kolay konuşulmaz. Siyasi partiler kanunu böyle durduğu sürece buralar koskocaman bir kışla gibidirler genellikle. Ve bütün genel başkanlar da, iyileri tenzih ederim, demokrat olanları tenzih ederim ama bu kanun burada durduğu sürece genellikle de böyle tecelli eder. Bize de kurşun askerlik düşer genellikle. O zaman dedim ki Lozan birilerine göre hezimettir, birilerine göre zaferdir. Bana göre döneminin en iyi anlaşmasıdır. Ben aynı zamanda tarihçiyim. Hem spor akademisi hem tarih mezunuyum, doçentim. Ve dedim ki döneminin en iyi anlaşmasıdır. Eğer bu anlaşmayı beğenmiyorsanız, Türkiye Cumhuriyeti'ni tescil eden anlaşmayı beğenmiyorsanız, siz 20 Temmuz 1974'te Rauf Denktaşlar'la, Ecevitler'le, Erbakanlar'la fethettiğimiz veya yeniden orada barış harekatıyla beraber Türklerin hukukunu koruduğumuz bir ortamda gelin, siz dünya devleti olduğunuzu söylüyorsunuz, 17. büyük ekonomiyiz ve dünya lideriyiz diyorsunuz. Gelin bu Afrika ülkelerinden birine, Asya ülkelerinden bir tanesine, Güney Amerika ülkelerinden bir tanesine, Türk Cumhuriyetlerinden bir tanesine tanıtabilir misiniz? O zaman sizin dünya lideri olduğunuzu tescil etmiş olacak, bütün dünya bunu yapmış olacak. O nedenle burada bugünkü iktidarın, yani bu Cumhurbaşkanlığını kazanan, meclis çoğunluğunu kazanan iktidarın Türkiye'ye sunabileceği bir şey yoktur. Sunabileceği tek şey vardır. Belediye seçimlerine kadar birazcık yalancı bir bahar, birazcık rahatlama, birazcık Türkiye'de insanların cebine para koyma ama enflasyon devam edecek artmaya. Mehmet Şimşek de bunu durduramayacak. Aslında bu kurmuş oldu bu arada. Sayın Bülent Kaya, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Stüdyodaki değerli konuklara iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Az önce çok özür diliyorum, kestim ama sunabileceği bir şey var aslında. Çok belli ki tamamen yerel seçimlere odaklanmış durumda Erdoğan. İlk balkon konuşmasında da yine İstanbul ve diğerleri. Bununla beraber Ekrem İmamoğlu'nun biliyorsunuz bir mahkeme kararı var. İstanbul'u alacak mıyız, hazır mısınız diyor. Ve sanıyorum meclis yemi töreninde Beylikdüzü'nden gelen ekibe de diyor ki hiç çalışmıyorsunuz. Ve bakın siyasete kim karışıyor şimdi, laiklik tartışmaları dedik, bir cemaatin lideri bakın nasıl konuşuyor, arkadaşlarım onu hazırlayabilirlerse bir izleyelim. Cübbeli Ahmet Hoca da yerel seçimlere küçük bir nokta koymuş. Ben... Cübbeli Ahmet diyelim, hocası nereden, nerede hoca olmuş ki? Çok İlahiyat, doğru. İlahiyat mezunu muymuş? Çok neymiş, doğru, neymiş, çok doğru. Her zaman hoca olmuş çok bunlar. Çok doğru, çok teşekkür ediyorum. Yani... Kendi isimleri bile zaman zaman müstehar isimler oluyor. İşte adları Muhammed oluyor, adları Ahmet oluyor. Esas adı Fahrettin, öbür tarafta bilmem ne, Ayşe, Fatma, o şekilde. Evet. Ve bugün şimdi Cumhuriyet'in değerlerinden bahsediyoruz. Hocam laiklik diyor, işte avukat, bir hukukçu var aramızda. Biz şeriatçıyız diyor, biz demokrat değiliz. Ve bugün artık laiklik ve Cumhuriyet'in değerleri şu tarafa dursun efendim. Lozan bugün Montreux bile ne kadar önemli bir anlaşma. Erdoğan, Sayın Erdoğan'ın elinde, onunla bir oyun oynamıştır. Hazır mı arkadaşlar, VTR'mizi oynatabiliyor muyuz? Tehlike büyüktür. Tehlike büyüktür. İstanbul'da işte önümüzde belediye işi var. Görüyorsunuz ortalığı, olayları. Yani önümüzdeki belediyede İstanbul'un ne hale geldiği, bu belediyenin neler yapıldığı, efendim ne zararlar, ne zevaller, ne kazanımların geri gittiği ortadadır. Ne kazanımların geri gittiği ortadadır. Onun için yani rehavete de çok kapılmamak lazım ama İstanbul'da maalesef karşı taraf... He? Ankara'da öyle, İzmir'de, İzmir zaten öyle de. Ama İstanbul'da hala durum bu şekilde. Üsküdar'da bile, düşün Üsküdar. Üsküdar bizim sohbet yerlerimiz, Ünal'a, biz o zamanlar öyle değildi.
Şimdi tabii bu sohbetsizlikten, ilimsizlikten, şuursuzlukten insanlar değişik değişik tavırlar takınıyorlar. Farklı sahiplerle işler yapıyorlar. Hala adam, saadetçi adam beni tenkit ediyor. Ben işte haham benim yanıma gelmiş de beni FETÖ'cü yapmış da. Lan ne alakası var FETÖ'cü? İşte 2000 senesini yapacağım bazen işte onun için ben işte onların aleyhine konuşuyormuşum. Ya sizin aleyhinize konuşmayan sizden beter olsun ya. Sizin aleyhinize konuşmayan, sizin yaptığınız işler, şu rezillikler ortadadır yani. Allah muhafaza etsin, Müslümanlara çok zarar ceval verdiler. Onun için Müslüman uyanık olacak, şuurlu olacak. Burada önümüzde yine yani durumumuz da çok iç açıcı değil. Bu kadar yakına gelmesi tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Allah muhafaza yani. Bir omuzluk işleri kalmıştı. Yani biz burada uğraşıyoruz, kendimize göre işte emniarif yapıyoruz, biz siyaset yapmıyoruz, partizanlık yapmıyoruz, particilik yapmıyoruz. Allah için konuşuyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yani bu mesele de mühimdir. Bu mesele de mühimdir. İşte 7 ay mı var, ne var? Hemen seçim var. Yine birkaç ay sonra mitikler başlayacak. Yani işte birkaç ay evvel başlanıyor süreç. Onun için yani İstanbul'un mutlaka tabii yani biz hiçbir zaman bu mahza hayırdır, şu parti tam hayırdır, şu parti tam hak üzeredir demiyoruz, diyemiyoruz. Bu düzende diyemeyiz. Biz şeriatçıyız. Bu diyemeyiz. Biz demokrat değiliz. Demokrasiye inanmıyoruz. Reddediyoruz. Biz şeriat ehliyiz. Ancak bizi yöneten de ha o içki koyuyor, bu içki koymuyor diyelim. Belediyeyi aldığı zaman tesislere. Bu bizim için önemli mi? Önemli. O PKK'cı alıyor, bu almıyor. Önemli mi? Önemli. Cenazemiz yarın birinin eline düşecek, biri yıkayacak. Evet, ben sonuna kadar dinlemeye bile tahammül edemedim ama şimdi Sayın Bülent Kaya aynı zamanda bir hukukçu. Gizay Hanım, senden önce Bülent Bey'e bir dönmek istiyorum. Sayın Bülent Kaya, beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum ben. Bir hukukçu olarak, aynı zamanda bir vekil olarak, ben diyorum ki bir medyacı, bir gazeteci, bir televizyoncu olarak sorum şu şekilde olacak. Bu yapılan, biz demokrat değiliz, biz şeriatçıyız, bir şeriat çağrısı değil midir? Hukuka uygun mudur? Şimdi yani adı geçen şahıs ve benzerleri AK Parti'ye oy vermek için bahane arar, Saadet Partisi'ne ise oy vermemek için sebep arar. Dolayısıyla bunların hiçbir zaman bir çizgisi, bir istikameti yoktur. Bakın Büyükşehir Belediyesi'nin işte sosyal tesislerdeki içki üzerinden bir değerlendirme yapar. Ama aynı şahıs Sayın Binali Yıldırım'ın bizim zaman bizden önce 2 tane içki fabrikası vardı. Şu an biz 18 taneye çıkardık diye övünmesine rağmen gidip oy vermeyi hiçbir şekilde kendi gururuna yedirmez. Ve yine Spor Toto'da, Milli Piyango'da, şans oyunlarında belki de Türkiye tarihinin en yüksek kumarın oynandığı bir ülkede bunu aile kurumuna bir tehdit olarak görmez de bambaşka şeyleri aile kurumuna bir tehdit olarak görür. Onun için bu kişiler AK Parti ile elde ettikleri sosyal statüyü, elde ettikleri imkanları kaybetmemek adına AK Parti'nin yaptığı her şeye hiçbir şekilde itiraz etmeden gidip oy verirler. Yani ben içeriğine girmeden sadece tutarsızlığı vurgulamak için söylüyorum. AK Parti İstanbul Sözleşmesi'ni 10 sene önce yürürlüğe koyduğu zaman da bunlar gidip tıpış oy verir. AK Parti İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği zaman da bu sefer rakiplerini bunlar İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirecek diye eleştirmek gibi bir ikilem içerisinde yaşar. Yani bunlar için içkinin, kumarın, İstanbul Sözleşmesi'nin var olup olmamasından daha çok kendilerine mali imkan sağlayan bir iktidarın yoluna devam edip etmemesi daha önemlidir. Çünkü eğer öyle olmamış olsaydı Sayın Binali Yıldırım'ın bu sözüne karşı itiraz etmeleri gerekirdi. Sayın Erdoğan'a 2010 yılından bu yana siz bizim itiraz ettiğimiz bir İstanbul Sözleşmesi'ni nasıl yürürlüğe koyarsınız diye oy vermemeleri gerekiyordu. Eğer gerçekten dini hassasiyet konusunda belli hassasiyetler olmuş olsaydı Türkiye Cumhuriyeti'nde Spor Toto'dan elde edilen gelirlerle camilerin, ilahiyat fakültelerinin yapıldığı bir düzene bunlar doğru değil diye itiraz etmeleri gerekirdi. Ülkede bu kadar yolsuzluk, bu kadar hırsızın olduğu bir dönemde Müslüman çalamaz diyerek itiraz etmeleri gerekiyordu. Onun için ben bu ve benzeri isimlerin İslami değerler üzerinden yaptıkları değerlendirmelere hiçbir önem atfetmediğim için değerlendirmeyi dahi zul olarak addediyorum ve bu konulara da çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü bahsettiğim tutarsızlıklar
bunların aslında AK Parti iktidarı devam ediyor etsin de ister Amerika ile mi iş tutuyor, ister Rusya ile mi iş tutuyor, yok bilmem İsrail ile mi iş tutuyor, işte aile kurumunu mahveden alkolün diyelim ki kumarın artıp artmaması, bunlar için bir şey ifade etmiyor. Bunlar için ifade eden tek bir şey var, Sayın Erdoğan'ın seçim kaybetmemesi. Dolayısıyla bunların yaptığı değerlendirmelerin kendi içerisinde bir tutarlılığı olsa düşünce ve ifade özgürlüğü der, saygı duyardık. Veya farklı değerlendirmede bulunur. Ama bunların yaptıkları değerlendirme AK Parti ve Sayın Erdoğan ne yaparsa yapsın destek verme noktasında bir tutarsızlık. İsrail'e one minute dediği zaman ayakta alkışlarlar. Aynı Sayın Erdoğan 20 milyon dolar karşında İsrail'in ve şehit kanını satma üzerine bir sözleşme yaptığı zaman yine de tıpış tıpış gidip oy vermeye devam ederler. Onun için bu sözlerin neresini değerlendireyim, neresini düzelteyim diye sadece bir değerlendirmede bulunuyorum. O zaman hemen Gizel Hanım'a dönüyorum. Çok net sordum aslında Gizel. Benim anladığım, benim algıladığım, ben bir vatandaş olarak buradan baktığımda ben biz şeriatçı şeriat istiyoruz diyor. Yasal olarak suç işliyor mu işlemiyor mu? Yani şöyle söyleyeyim. Suç mu? Cübbeli Ahmet'in söylediğine rejim değişikliğini bireysel olarak ve hatta örgütlü olarak silahlı eyleme geçmediğin sürece ya da silahlı bir örgütlenme yapmadığın sürece rejim değişikliği beyanda bulunabilirsiniz. Şeriat da isteyebilirsiniz, sosyalizm de isteyebilirsiniz, sahil rejimler de isteyebilirsiniz. Mesele bu değil. Mesele aslında şu, Bülent Üstadım'ın ben bıraktığı noktadan devam etmek isterim. O tutarsızlıktan bahsetti. Bu insanların tutarlı olduğu tek bir şey vardır. Rant ve dinin, şeriatın ya da adını her ne diyorsa aslında bu rant uğruna pazarlanması. Şimdi Cübbeli Ahmet'in ben konuşmasını yazılı olarak da okumuştum. Burada direkt izledik de böyle bir maruz kalma meselesi oldu maalesef. Şimdi Cübbeli Ahmet farkındaysanız hep İstanbul'dan bahsediyor. Evet. İstanbul'daki sosyal tesislerden bahsediyor. Hatta bu büyük ihtimalle o an orada bir cemaatle birlikte işte Ankara'yı, İzmir'i falan onlar hatırlatıyor. Çok kısa bir şekilde geçiyor. Hı hı. Bu ekip için İstanbul gerek dini turizm boyutuyla ve gerekse de sahil boyutlarıyla müthiş bir rant merkezi. Aslında AKP açısından en büyük kayıp hala İstanbul'u kaybetmiş olmaları. Çünkü bu rant İstanbul'u kaybetmeleriyle birlikte büyük oranda kesildi. Buraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin el değiştirmesiyle birlikte bu ranta bir hançer vuruldu. Ve biz belediyenin yapmış olduğu bazı çalışmalar, işte kazandığı davalardan görüyoruz ki bu sözde cemaatler bu rantın ortaklarıydı. Aslında Cübbeli Ahmet'in tek derdi bu rantı tekrar kazanabilmek. Yoksa o da biliyor. Yok efendim sohbet yapamıyorlarmış, evet, da o yüzden böyle oluyormuş. Sohbet yaptığı yerlerde kime ne faydası olmuş Cübbeli Ahmet'in? Başkaca sohbet yapılan yerlerde tecavüze uğrayan çocuklarla ilgili tek bir laf söylemiş mi? Ya da Bülent Üstad'ın dediği gibi bugüne kadar başkaca haksızlıklara, adaletsizliklere, en büyük günahlara karşı tek bir laf söylemiş mi? Bir sohbetinde buna değinmiş mi? Hayır, değinmemiş. Bu insanlar sadece rantının peşindedir. Dini de, şeriatı da, İslam'ı da sadece rant uğruna pazarlar. Bu yüzden İstanbul konusunda bu kadar ısrarcılar. Bir de şuna özellikle değinmek istiyorum. Neden aslında laiklik önemli ve neden böyle bir tehlike var? Sadece şu kadar kısacık bir videoda bile bunu anlayabiliyoruz. Şimdi Cübbeli Ahmet'in konuşmasına bakın, sadece ithamlar var. Yani diyor ki çok kötü şeyler oluyor, rezillikler oluyor, rüsvalıklar oluyor. Şimdi burada aslında iki kara propaganda aygıtını her alanda çalıştırıyorlar. Evet, evet. Yani burada mesela iki saygıdeğer vekilimiz var. Bir soru soruyorsunuz ve sorulara argümanlarıyla cevap veriyorlar. Önce ne düşündüklerini söylüyorlar. Ondan sonra bunun gerekçelerini ve argümanlarını sunuyorlar. Aslında siyaset yapmak ya da insanlara bir şey anlatmak, sorgulayan insanlara bir şey anlatmak tam olarak böyle bir şeydir. Ama siz bunu dini bir kılıf altında yaptığınız zaman karşınızda asla sorgulamayan bir kitle oluyor. Yani ne rezillikler ne rüsvalıklar yaşanıyor diyor. Oradaki bir insan da çıkıp demiyor ki hangi rezillik yaşanıyor, hangi rüsvalık yaşanıyor. Mesela bir yerde alkol veriliyor, öbür yerde verilmiyor. İşte bizimkiler gelse alkol vermez, öbürü alkol veriyor diyor. Mesela bir insan da çıkıp demiyor ki hangi sosyal tesiste alkol veriliyor, hangisinde verilmiyor, ne zaman veriliyordu, ne zaman verilmiyordu. İşte siz dini bir kisve altında bir argüman sunduğunuz zaman karşısında dinin o aslında kendi yapısı gereği sorgulamayan bir insan olur ve bu nedenle din kisvesini kullanarak her argümanı
daha doğrusu her propagandayı hiçbir argüman sunmadan, hiç temellendirmeden yapabilirsiniz. İşte insanlar, bu insanlar, bu gibi insanlar dinin bu gücünü kendi rantlarını elde etmek için kullanıyorlar. Ve özellikle İstanbul'daki rant paylarının, bu cemaatlerin, bu sözde cemaatlerin İstanbul'daki rantlarının bu kadar kesilmiş olması onları İstanbul konusunda çok iştahlandırıyor. Burada toplumsal muhalefette, İstanbul Belediyesi için özellikle bunu söyleyebilirim. Toplumsal muhalefetin her bir ferdi bu rant düzenini çok iyi bilmeli. Vergileriniz böyle alakalı alakasız yerlere gitsin istemiyorsanız, İstanbul Belediyesi konusunda toplumsal muhalefetin her bir ferdi de üzerine düşeni yapmalıdır diye düşünüyorum. Bu arada RTÜK kuralları gereğince söyleyelim. Bizi cübbeli alet etti gerçi. Alkol, içki, sigara sağlığa zararlıdır efendim. Bir şey ilave edebilir miyim? Sayın Vekilim müsaade ederse örnek vereceğim. Genel Başkan Yardımcısıyım. Bir gazetede yazı yazıyorum. Sayın Abdülhamit Gül Genel Sekreter beni aradı. Sayın Genel Başkan Yardımcım, siz mi müsaitsiniz? Odanız müsait mi? Benim odam müsait, bana mı gelirsiniz? Ben mi geleyim? Ben geleyim dedim sizin odanıza. Benim odam kalabalık. Gittim odasına. Dedi ki siz bir gazetede yazı yazıyorsunuz. Evet, yazı yazıyorum ama dedim gazeteyi takip etmiyorum. Etmeye fırsatım yok. Sabah erkenden genel merkeze geliyorum. Gece yarılarına kadar ya yurt dışındayız ya Türkiye'de, Güneydoğu Anadolu'da çözüm süreci bitmiş. O zaman oralardan sorumluydum. İki bakanla beraber oralardan sorumlu. Çok önemli işler yapıyordum. Ve dedi ki bu gazete dedi iktidarımızı tehdit ediyor. Nasıl dedim? Kur'an kurslarımızı kapatıyorlar diyorlar. Siz de burada yazı yazıyorsunuz. Konu nedir dedim. Konu dedi bunlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan, o zamanki adı Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan İstanbul'da bir yer almışlar dedi. Burası piknik yeri olarak alınmış. Ama daha sonra burada izin alınmadan, ruhsat alınmadan, izinsiz olarak buralara Kur'an kursları yapılmış. Buralara cami gibi böyle yani medrese gibi yerler yapılmış. Ve aynı zamanda lokantalar açılmış burada. Bir darphaneye dönüşmüş burası. İstanbul'un önemli bir yeri. Ve sonra da Orman ve Su İşleri Bakanlığı bunu görünce bir dakika demiş, öyle olur mu? Siz izin almadan biz sadece bizim anlaşmamız bu şekildeydi. Ha, siz bizim Kur'an kursumuzu kapatıyorsunuz diyerek gazete bu sefer manşetlere başlamış. Ben de dedim tamam, bana bırak bu işi. Ben gazetenin yetkililerini aradım. Dedim ki bakın yaptığınız yanlış. Ben Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan bu sözleşmeyi istedim hemen. Sayın Bakan'dan. Sayın Bakan hemen gönderdi bana. Baktım hakikaten öyle piknik yeri diye alınmış ama orası bir anda bir külleye dönüşmüş. Darphaneye dönüşmüş burası. Lokantalar oluşmuş, piknik yerlerinin dışında işte medreseler, Kur'an kursları falan diye oluşmuş. İzin alacaksınız bunları yaparken. Biz bunlara karşı değiliz. Benim işim Kur'an kursu hocası. Geçen gün Van'da açıldı sanıyorum. Hatta vali de birlikte hep beraber çocuklara yani, icazet meşru olan zeminde açılabilir. Dedim ki bakın eğer siz bu şekilde yayınlara devam ederseniz biz 5 arkadaş burada yazı yazıyoruz. 5 arkadaşım alacağım. Ben milletvekiliyim. Diğerleri milletvekili değil. Mecliste bir basın toplantısı yapacağım. Bu sözleşmeyi açıklayacağım. Sonra sizin yaptığınız şeylerin hepsini tek tek geleceğim. Onların kamera videoya çekeceğim ve açıklayacağım bunları. Şimdi dedim bunun neresi İslam? Neresi ahlak? Neresi bunun hukuk? Bana söyler misiniz dedim. Sonra vazgeçtiler yayın yapmaktan ama ne oldu? Bu 15 Temmuz sonrası bu yapıyla ilgili, bu yapı bir ana damardan ayrılmıştı. Bu Cübbeli Ahmet'in de bulunduğu yerlerin bir başka şeyleri. Ve hemen buranın bütün reklamlarını kestiler. Azıcık aykırı yayınlar yapıyor diyerek buna rağmen bazı aykırı yayınlar yaptılar. Aa, siz bizden mi ayrılmıştınız? Yeni bir ekip mi kurmuştunuz? Öyle mi? Sizin bütün kaynaklarınızı kuruturuz ve o gazete en azından kapatılacak hale getirdiler. Bakın, işte burada gaye şu efendim. Gaye, biz Müslümanız. Toplum, Türkiye'nin toplumu %70'i, %80'i, %90'ı neyse Müslüman. Ben Müslümanım. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı Atatürk tarafından kurulmuş olan bir başkanlık. Eğer fonksiyonu tam ve kamil manada ifa etmiş olsaydı, buralar camilerimiz cerbeze yeri olmuş olsaydı, kütüphaneler kurulmuş olsaydı, buralarda hanımefendilerin geleceği, çocuklarımızın oyun alanları falan kurulmuş olsaydı, insanlarımız başka yerlere gitmeyecekler ve başka şekilde olacaktı. Ya da gerçek siyaset, din öğrenecekti. Siyaset alet etmeseydiler. Alet edilmeseydi. Şunu diyeceğim, özür dilerim. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. Burada maksat şudur.
İstanbul Belediyesi'ndeki biraz önce hanımefendinin söylediği gibi geçmişte haksız elde ettikleri rantları yine aynı şekilde haksız olarak elde etmek istiyorlar. Ve bunu elde ederken de buraya Türkiye Darül Harp diye bakıyorlar. Yani nedir? Darül Harp nedir? Bir İslami literatürdür bu, bir kelimedir. Şöyle diyorlar, burası insanların Müslüman olduğu fakat yönetiminin Müslüman olmadığı bir ülkedir. Burada ne alırsak burası ganimettir. Ve devleti ele geçirdikçe de buraya da darül yağma muamelesi yapacağız. Darül yağma muamelesi yapacağız. Bir yağma ülkesi, yağma toprakları haline dönüştüreceğiz. Biz daha sonra da bu zenginlikle beraber de kendi dünyamızı buraya getireceğiz gibi çalışma işin içerisindeler. Ve bu bilinçli olarak yapılıyor. Dün birileri bir darbeyle Türkiye'yi Gülenizm'i getirmek istedi. Birileri de şimdi sandık üzerinden Erdoğanizm'i getirmek istiyorlar. Belki de öyle, buna ben küçük bir ekleme yapayım. Evet, burayı alan Müslümanlar ama yönetenler öyle değil diye bir tabirde bulunuyorlar. Yıllar önce bir röportaj gerçekleştiriyorum. Sultan'ı Öldürmek kitabı üzerine Ahmet Ümit'le. Yaptığım röportajda bu şehir eski İstanbul mudur? Fatih olsa ne yapardı dediğimde şu ifadede bulunmuştu. Fatih olsaydı bugün yönetimde olanların kellelerini alırdı. Bu kadar sert olur dedi. Ama bunların ötesinde. Evet, zorlu bir seçim süreci geçirdik. Muhalefet açısından yıpratıcı, yorucu ve hala zorlukları devam evet. eden bir süreç. Buna rağmen direniyorsunuz. Ama şimdi tam belli ki 10 ay sonra yerel seçimlere gidiyoruz ve şu var. Şu konuşuluyor. Acaba yine muhalefet olarak, çünkü Millet İttifakı olarak çok ciddi bir başarı gösterdiniz. Çok ciddi çalıştınız o dönemde. Ve işte büyük şehirlerin alınmasında ve bazı şehirlerin alınmasında ciddi katkıları da oldu. Diyor ki sizden önce Sedat Bozkurt şöyle demiş. Yerel seçimlerde Millet İttifakı büyük ihtimalle ikiye bölünecek. İyi Parti ile CHP milliyetçi bir sol kimlikle Millet İttifakı'nı oluştururken diğer partilerde muhafazakar, demokrat bir sağ ittifak kuracaklar. Sayın Çömez, başladı mı ittifak görüşmeleri? Yerel seçimlere nasıl hazırlanıyor İyi Parti? Yine aynı ortaklığı görecek miyiz İyi Parti'den? Şimdi bunları konuşmak için çok erken. Önce onu söyleyeyim. Tam ben de onu ekleyecektim ama. Şu anda seçimin hemen ertesinde bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Şüphesiz genel bir durum değerlendirmesinin yanında özelde de bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bir olay olduğunda, benim mesleğimde hekim olarak şunu söyleyeyim, bir ameliyat yaptığımızda mutlaka ameliyatın sonunda ekibimizle biz toplanırız. Neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık, neyi daha iyi yapabilirdik. Aslında bu siyasette de böyle. Ben gelinen bütün bu olumsuzluklara rağmen alınmış sonucun olumlu olduğunu düşünüyorum. Ama bu yeterli değil. Nelerimiz eksik, ne yapabilirdik, daha fazla nasıl mücadele edebilirdik? Çünkü seçim sattığı halinde biz demokratik bir mücadele vermedik. Az önce izledik işte. Yani evet. Erdoğan cami meydanlarında elinde seccadeyle siyaset yaptı. Tabii. Caminin avlusunda cuma çıkışları kurdurduğu platformla mitingler yaptı. Ve bizim gerçek zeminde gerçekleri konuşmak için bir fırsatımız olmadı. Sabahtan akşama bir yalan rüzgarıyla, iftira ve dedikodu fırtınasıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Balıkesir'de ben siyaset yaptım ve inanılmaz zorluklarla karşılaştık. 2000'in üzerinde kahvehane var Balıkesir'de, 1000'den fazla köy var. Köy kahvehanelerinde Erdoğan'ın etrafında olan ya da onun oluşturduğu Pravda medyasını izlemek şartıyla kahvehanelere inanılmaz paralar verildi. Seçimden iki gün önce, bakın iki gün önce Erdoğan'ın broşürlerini Balıkesir'de sayın vekilim jandarma dağıttı. Jandarma aldı Erdoğan'ın broşürlerini, köy köy dolaştı, dağıttı. Seçim gecesi akşam saat 5'te biz araçlarımızı aldık, garajlarımıza çektik, her taraf kapandı. Evimize geldik ve demokratik usul çerçevesinde işte sonuçlarla ilgili hazırlık yapıyoruz. Akşam gece saat 10'dan sonra hava karardıktan sonra onlarca siyah doblo araçlarla milyonlarca sahte ve iftira dolu broşürler dağıttılar. Ben bunları görüntüledim. Normal broşür değil, iftira broşürleri. İftira broşürleri. Dezenformasyon. Benim Londra'da bir sağlık merkezi açılışında yanımda Türkiye'nin büyükelçisi var. Yanımda Türkiye'nin başkonsolosu var. Bir İngiliz milletvekili var. İki tane de Türk belediye başkanı var. Büyükelçi ve başkonsolosun resmini kesmişler. Öbürlerinin üzerine sarı, kırmızı, yeşil flamaları yapıştırmışlar. İşte PKK'lılarla Londra'da beraberdi diye inanılmaz ve kirli bir propaganda yaptılar. Milyonlarca broşür dağıttılar. Hepsini canlı yayınladım. Gösterdim. Türkleri ne diyecek acaba buna?
Nasıl? Cübbe ne diyecek? Cübbeli ne diyecek acaba buna? Cübbeli'nin konuşabilmesi için, bugün bir şey söyleyebilmesi için önce İftira Kur'an mı? Kurslarında yaşanan tecavüzlerle ilgili kalkıp bir laf etmesi lazım. Bu ülkede kadın cinayetleri için ağzını açıp bir şey söylemesi lazım. Erdoğan 1 Mart tezkeresinin hemen ertesinde bin milyonlarca Müslümanın öldürüldüğü ve kadınların tecavüz edildiği Irak'ta işgalci kuvvetlere karşı bir mektup yazdığında Amerikan askerlerinin kadın ve erkek sağlıklı bir şekilde ülkelerine dönmeleri için dua ediyorum dediğinde ne yapmış bu Cübbeli? Çıkıp onu bir söylesin. Bu ülkede inanılmaz bir yolsuzluk batağı var. Erdoğan ve avaneleri son 15 yıl içerisinde Kuzey Irak'tan aldıkları petrolü İsrail'e sattılar. Bütün güzergahları belli, yapılanlar belli, hangi şirketlerin yaptığı belli. Ve bundan 10 milyar dolar ceplerine para indirdiler. Ve biz bunun cezasını önümüzdeki günlerde 5 milyar dolar olarak siz, ben, arkadaşlarımız, bütün millet, bu fakir millet ödemek zorunda. Ne yapmış bu Cübbeli? Yahudiler üzerinden kazanılmış bu rantın üzerine iki laf etmiş mi? Bugün şeriat tırnak içerisinde kavramıyla insanların beyin kodlarına nüfuz ederek, onları afyonlayarak onun üzerinden siyaset yapılıyor. Bu son derece tehlikeli. Şimdi öte yandan yine asıl sorunuza döneceğim. Son derece antidemokratik, son derece zor şartlar altında bir mücadele verildi ve bu mücadeleden karşımızda yapılanları dikkate aldığımızda hakikaten demokratik olarak iyi bir sonuç alındı. Memnun muyuz? Şüphesiz çok daha iyisi olabilirdi. Bunun nasıl yapacağımızı konuşuyoruz ve konuşacağız da. Şimdi önümüzde bir seçim var, yerel seçimler. Erdoğan o kadar ciğerine işlemiş ki, o kadar yüreğine inmiş ki İstanbul, ilk akşam ya siz bu ülkede yeniden Cumhurbaşkanı seçilmişsiniz. Yeniden iktidara gelmişsiniz. Barış dili kullanın, sevgi dili kullanın, muhabbet dili kullanın, kucaklayın bu milleti. Siz rakibinizi o akşam nasıl olur da yuhalatırsınız bu millete? Bu milletin yüreğine nasıl olur da nefret ve öfke tohumları ekersiniz? Bıkmadınız mı bu milleti ayrıştırmaya? Kiralık vekiller nasıl dersiniz? Bıkmadınız mı öfkeyle ve nefret diliyle konuşmaya? Bıkmadınız mı kendinize oy veren insanlarınızı tebaanız gibi görmeye? Yazıktır. Ve şimdi bizim karşımıza anayasa değişikliğiyle gelecek. Ve o akşam daha, o akşam içindeki o derin kaygıyı, endişeyi ve öfkeyi tekrar yansıttı ve dedi ki İstanbul bakalım alabilecek mi göreceğiz. Ve biz bunun stratejisini hiç kimsenin şüphesi olmasın son derece sağlıklı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Başladı İttifak, ama değil mi? Tabii, şöyle yerel seçimleri şöyle içeride başlattınız bunları. Şimdi geçtiğimiz günlerde bizim partimizin genel sekreteri ittifak bitmiştir diye bir açıklama yaptı. Bunu çok tartıştılar, speküle ettiler. Aslında sayın vekilim de benden daha iyi bilecektir. Bu ittifak teknik bir terim. Doğru. Ve biz Millet İttifakı olarak 1,5 yıl devam etmiş bir çalışma var. Bu çalışmada inanılmaz şeyler ortaya çıkmış. Mutabakat metinleri çıkmış, anayasa teklifleri ortaya konmuş. Ve hepsinden önemlisi sağdan soldan, aşağıdan yukarıdan çok farklı görüşlerde olan 6 parti bir araya gelmiş ve mükemmel bir demokrasi konsepti oluşturmuş. Ayrı düşünmemize rağmen birçok konuda Türkiye paydasında buluşmuşuz ve Türkiye'nin istikbali adına, Türkiye'nin menfaati adına projeler üretmişiz. Şimdi bundan ciddi olarak rahatsız oldu Erdoğan. Ve o akşam İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, büyük şehirlerin kaybı ile ilgili içinde yaşadığı o derin öfkeyi tekrar miting meydanlarına yansıttı. İttifak bir teknik kavramdı ve yasal olarak partiler bir araya gelip seçime ittifak konseptiyle giderler ve seçim akşamı aynen Cumhur İttifakı'nda olduğu gibi Millet İttifakı'nın da teknik ve hukuki tarafı bitmiştir. Fakat siyasi tarafı devam ediyor. Bizim siyasi birlikteliğimiz devam ediyor. Biz muhalefeti temsil ediyoruz. Bir konseptimiz var, bir emek var, bir iyi niyet var, sürdürülmüş bir çalışma var ve bu çalışma neye evrilir ve önümüzdeki günlerde özellikle yerel seçimler için nasıl bir birliktelik olur bunu toplum görecek. Ama şundan herkes emin olsun, en başarılı bir seçim kampanyası yürütebilmek için, en fazla oyu alabilmek için ve en fazla belediyeyi alabilmek için ittifak üyeleri ya da altılı masanın diğer bileşenleri bir araya gelecek ve en doğru stratejiyi hayata geçireceklerdir. Ben onun teminatını verebilirim ve en doğru kararın verileceğinden hiç şüphem yok. 6 tane son derece tecrübeli lider var ve 1,5 yıl son derece başarılı götürülmüş bir ittifak süreci var ki Erdoğan'ın kendi ittifakını nasıl yönettiğini biliyoruz. Kendi etrafını nasıl tahakküm altına alarak yönettiğini biliyoruz. Son derece olgunlaşmış bir demokrasi kültürüyle yürütülen bir süreç vardı.
Ve bu süreç önümüzdeki günlerde yerel seçimlerde de hayata geçecektir şüphesiz. Bugün yapılan bir araştırma var. Son kez bunu merak ediyorum diyor ki araştırma şirketi Polimetre 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarını incelemiş ve buna dair bir rapor yayınlamış. Diyor ki buna göre diyor İYİ Parti'nin seçime ortak listeyle girmemesi nedeniyle CHP 10, İYİP 8 milletvekilliği kaybetti. Bu milletvekillerinin 11'i AK Parti'ye, 4'ü MHP'ye, 2'si Yeşil Sol Parti'ye ve 2'si de yeniden Refah Partisi kazandı. Şüphesiz araştırmalar yaptırıyorsunuzdur partinizin içerisinde. Bazı bölgelerde ortak girmemesi nedeniyle diyor. Katılıyor musunuz bu görüşe? Şimdi bu bir parti bilimsel, olarak elbette hayır diyebilirsiniz hayır, hayır, ama. Hayır demeyeceğim. Bu bilimsel mutlaka bir çalışmadır. Sizde de vardır. Bir... Bilimsel bir çalışmadır. Reel olarak böyle bir tablo söz konusudur. Olabilir. Buna bir itirazım yok. Hı hı. Fakat bu bizim partimizin bir tercihidir. Genel Başkan'ın, Genel İdare Kurulu'nun bir tercihidir. Parti divanın bir tercihidir. Biz seçimlere... Birkaç bölge dışında tamamen kendi adımızla girdik ve %10 civarında bir oy aldık. Geçtiğimiz seçimlerde alınan oyun belki bir miktar üstünde, Balıkesir'de mesela üstündeydik. Bir oy oranıyla hemen hemen aynı milletvekili sayısıyla parlamentoda İYİ Parti'yi temsil ediyoruz. Dolayısıyla bu bir siyasal tercihtir. Şüphesiz buna başka perspektifle baktığınızda, başka formülasyonlar konduğunda rakam çok daha başka olacaktır. Yani bu simülasyonları yapmak, bu faraziyeler üzerinden konuşmak tabii ki mümkün. Doğru bir şey, bunları konuşmak tabii ki yerinde. Ama bu bir siyasal tercihti. Bugün İYİ Parti artık %10'luk bir güçlendirilmiş ya da güçlü bir tabanla yoluna devam edecektir. Şimdi nasıl büyürüz? Nasıl genişleyebiliriz? Yani merkez siyaset, merkez sağ siyaset, daha çok toplumun tamamını kucaklayıcı bir vizyona nasıl partimizi büyütürüz? Bunlara bakacağız. Ama yerel seçimler çok önemli. Evet. Bunu gördük. Balıkesir'de örneğin, diğer yerlerde de sayın vekilim belki teyit edecektir. Yerel seçimlerde biz belediyelerin, Büyükşehir Belediyesi'nin tam bir parti aygıtı gibi çalıştığına tanık olduk. Yani bizim vergilerimizle ayakta duran bir belediye, bizim memurumuz olan bir belediye, her ne kadar bizim partimizin olmasa da Türkiye'nin belediyesidir. Parti ambleminin altında Türkiye'nin belediyesidir. Bizim vergilerimizle orada alınan işte bir takım koliler, destekler, şunlar bunlar. Ya bunlar sıradan değil, bir tane iki tane değil. Milyonlarcadan bahsediyorum. İnanılmaz bütçelerden bahsediyorum. Seçim öncesinde arazi satışları yaptı Balıkesir Belediyesi ve buradan elde edilen paralarla bunu siyasi ranta çevirdi. Mahalle mahalle akşam ondan sonra belediyenin araçları, AKP amblemli kolilerle binlerce, on binlerce koli dağıtıldı. Şimdi dolayısıyla bunu iyi görmek, iyi okumak lazım. Erdoğan'ın o içinde kalan yara da ondandır zaten. Az önce İstanbul'daki ranttan bahsettiniz. Yani İstanbul büyük bir rant, korkunç bir bütçesi var. Birçok Avrupa ülkesinden fazla nüfus sayısı ve bütçesi olan bir mega şehir. Bunu kaybetmenin kaygısı içerisinde ama boşuna heveslenmesin. Altılı masanın ya da Millet İttifakı'nın vizyonu orayı yeniden Erdoğan'a vermeme konusunda kararlıdır. Sayın Bülent Kaya, Saadet Partisi'nin yerel seçimlerde ittifakı devam ettirmek gibi bir düşüncesi var mı? Ve Saadet Partisi de bunu içinde konuşuyor mu? Şöyle, tabii yani 6 siyasi partinin oluşturduğu ittifak öncelikle bir demokrasi ittifakıydı. Bir hak, hukuk, adalet mücadelesiydi. Seçim dönemlerinde de bunun seçim işbirliğine evrilmesi milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi açısından yasal bir altyapısı vardı. Hı hı. Takdir edersiniz ki yerel seçimlerle ilgili işbirliği AK Parti ve MHP'nin belediyeleri kazanma arzusuyla fiili bir durum oluşturması sonucu Millet İttifakı'nı oluşturan İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok seçim çevresinde, bazı seçim çevrelerinde de Saadet Partisi adaylarını desteklemek suretiyle kısmi bir fiili durumdu. Yani yerel seçimlerde hukuken bir ittifak yapma imkanı yok. Yani buna yasal olarak bir imkan yok ama elbette yani nihayetinde siyaset bir matematik işi, aynı zamanda bir siyasi strateji tabii işi güç ise, birliğinden doğacak bir şey. Yani muhalefetin dağınık olmasını fırsat bilen bir Cumhur İttifakı'nın hak etmediği şekilde yerelde de iktidarı ele geçirip orada da partizanca davranmasının önüne geçmek her sorumlu siyasetçinin yapması gereken bir şey. Dolayısıyla bu seçim işbirliklerinin bugünden konuşulması elbette kamuoyunda konuşulabilir ama biz siyasi partiler olarak seçim satım haline girildiği zaman en memleketin, milletin hayrına olan en faydalı sonuç, en faydalı strateji hangisi ise onu yapabilmeyle ilgili geçmiş dönemlerde de kuruluşumuzdan bu yana, 1969'dan bu yana koalisyonlar kurduk, ittifaklar kurduk, seçim işbirlikleri
kurduk. Yeniden ihtiyaç olduğunda onu yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Sayın Özlem, sizler ise merak edilen iki gündür aslında kamuoyunda tartışılan. Bu arada siz de hep kendini muhalif olarak adlandıran ya da öyle görülmeye çalışan insanlar tarafından böyle muhalefet cenahı bir sendeletilmeye çalışıyor. Ama size merak edilen de grup kurma çalışmaları. Evet. DEVA ile anlaşıp bir mecliste bir grup oluşturma fikri. Bugün akşam saatlerinde DEVA'dan bir açıklama geldi. Evet, üst düzeylerde konuşulacak ama henüz alınmış bir karar yok dedi. Ama yarın açıklanacak ya da bir grup kurma ortaya çıkabilir mi? Çünkü ittifak içinde ittifak, işte Saadet Partisi'nin temsilcisi burada. DEVA yok aramızda ama bağlanabilirler, yayın her zaman açığım. Bir arada bir ittifak içinde ittifak olmadı ama mecliste grup kurmanız mümkün olacak mı? Dünkü günün sabahı dünde kaldı. Çeşitli tekliflerimiz oldu. Onları tekrar gündeme getirmeye gerek yok. İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerle beraber. Ama gelinen noktada seçimler çok büyük olumsuzluklar içerisinde cereyan etti. Sayın milletvekilim söyledi. Belediyeler devreye girdi dedi. Ama belediyelerin dışında da bakanlıklar devreye girdi. Sağlık Bakanlığı gibi devasa 17 büyük bakanlık devredeydi. Aynı zamanda Sayın Erdoğan'ın bütçesi devredeydi. Sayın Erdoğan seçim yasaklarından muaf değildi efendim. Seçim yasaklarından muaftı. Seçim. Ve böyle bir ortamda biz seçimlere girdik. Devletin bir devlet, bir parti devletiyle mücadele ettik. Öyle bir ortamda mücadele ettik ve gelinen noktada %50 %50, zaten o cübbeli denen kişi de söylüyor. Yakın işte, birbirlerine yakın falan diyerek bunlar üzerine bina etmeye çalışıyor. Biz bir grup kurmaya çalışıyoruz. Beraberce bir grup kurmaya çalışıyoruz. DEVA Partisi bir açıklama yaptı. Partimizin çeşitli organlarında konuşacağız diyerek. Yarın da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi var. Bununla ilgili olarak da biz aynı şekilde bir çalışma içerisine girmiştik. Büyük bir ihtimalle Bülent Kaya vekilim de orada, Sayın Genel Başkan Yardımcımız da oradalar. Biraz sonra Saadet Partisi ile beraber ortak bir aday göstereceğiz Gelecek Partisi olarak. Birlikte biraz sonra parlamentoya gideceğiz ve nöbetçi başkanlık divanına. Az sonra Saadet Partisi ile birlikte ortak aday göstereceğiz. Ortak aday göstereceğiz. Son dakika, evet, olarak bunu yazabilirsiniz. Ortak aday Bülent göstereceğiz. Bülent Bey, bunu neden söylemiyorsunuz? Sayın Özdağ bırakıyorsunuz. Herhalde. Siyasetçilerimiz var. Selçuk Bey'e yakışır onu söylemek. Biz her zaman beraber hareket ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Bülent Bey'e hakikaten çok sevdiğim, takdir ettiğim, zekasına, evet, ahlakına, tecrübesine ve aynı zamanda yeniliklere karşı, duyarlılığına karşı teşekkür ediyorum kendisine. Böyle bir çalışma içerisindeyiz ama mutfakta bu çalışma, yani grup kurma çalışmamız mutfakta. Mutfakta henüz yemek tencereye verilmiş değil. Burada hangi yemeği yapacağımız belli değil. Ne şekilde bir yemek yapacağımız belli değil. Ve daha sonra da masaya konulmuş bir yemek yok. Daha sonra çatalını, bıçağını, kaşığını da koymadık henüz. Koyduğumuz zaman kamuoyuyla paylaşırız. Ama şunu söylemek isterim ki, ben 3 dönem milletvekilliği yapmış, bu benim 4. dönem milletvekilliğim. Grup kurmak çok önemlidir parlamentoda. İyi Parti'nin grubu var. Şüphesiz. Ve onlar için çok büyük bir imkan. Hem bir yandan %7 barajını geçtik, %3 barajını geçtikleri için hazine yardımı alacaklar. Bir diğer yandan da her gün grup önerileriyle konuşma hakkını elde edecekler. Şu an parlamentoda 5 grup var. Cumhuriyet Halk Partisi, hemen yanında Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeşil Sol, yanında MHP ve İyi Parti. Biz 6. olmak istiyoruz. 6. bir grup olmak istiyoruz. Ve bunun yanı sıra da 4 muhalefet partisi konuşsun istiyoruz. 2 iktidar partisi konuşsun. Grup önerilerimiz olsun. Onların grup önerileri olsun. Kanun tekliflerine karşı konuşalım. Aynı zamanda meclis araştırma komisyonları kurulması noktasında tekliflerimiz olsun. Ha, diyeceksiniz ki ya bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde parlamento çoğunluğunda sağlamışlar. Burada çok fazla parlamentonun bir etkisi olur mu? Evet, parlamentonun çok fazla etkisi olmaz. Bugünkü parlamento birin solundaki sıfır gibidir. Etkisiz ve yetkisiz eleman gibidir. Ama biz grubun imkanlarını kullanarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin veya bugünkü iktidarın yapacağı yanlışları ve vaatlerini yerine getirmemelerinin sebeplerini kamuoyuna karşı duyurmak için biz orada bir yandan medyayı değerlendirmek, bir yandan parlamentonun imkanlarını değerlendirmek istiyoruz. Ve böylece kamuoyunu, milletimizi yerel seçimlere kadar uyandırmak, uyarmak gibi bir vazifemiz var. En azından muhalefeti daha güçlü ve etkin kılmak adına. Tabii çok güçlü. Hem bir yandan bu İyi Parti'nin de lehinedir. Bizim lehimize olan İyi Parti'nin lehinedir. İyi Parti'nin lehine olan bizim lehimizedir. Biz bunlarla ilgili çalışmamızı yapıyoruz. Ve ben bir noktaya geleceğine inanıyorum. Hani 24 saat bazen çok uzun, bir yıl çok kısa olabilir. Biz bir yandan Gelecek Partisi DEVA, Gelecek Partisi Saadet görüşmelerimiz devam ediyor.
Demokrat Parti ile de bir temas başladı, böyle bir temas. Onu da resmileştiririz inşallah. Sonuç alırız. Alırsak bu milletimizin lehine olur. Siyaseti kendimiz için yapmamak lazım. Siyaseti milletimiz için yapmak gerekiyor. Burada isimlere çok takılmamak icap ediyor. İsimlerden ziyade, şekilden ziyade ruh, mazruftan ziyade zarftan ziyade mazruf, suretten ziyade siretin olması gerekiyor, şekilden ziyade. Biz bunu yapmak istiyoruz, yapacağız, yapmak zorundayız. Hem vicdanlarımız bize emrediyor hem de kamuoyu da bize baskı yapıyor efendim. Tabanlarımız da bize baskı yapıyor. Çok çok teşekkür ediyorum sayın. Biz teşekkür ederiz sayın davet Çömez. Ettiğiniz için sağ olunuz. Çok Bülent, teşekkür Bülent Bey bir şey söylüyor. Buyurun Bülent Bey, buyurun. Şimdi Selçuk Bey de bahsetti. Adalet ve Kalkınma Partisi şu an niyetine Sayın Erdoğan'ın partisi mecliste 263 milletvekili temsil ediyor. Yani meclis çoğunluğu iktidarda değil. Yani parlamento çalışmalarında 301 için diğer partilere ihtiyaç hisseden bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. Dolayısıyla meclisteki muhalefetin etkisi ne kadar artarsa, iktidarın yanlış politikalarının sorgulaması ne kadar artarsa, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı içerisindeki diğer partilerin mecliste her konuda AK Parti ile birlikte hareket etmesi de o kadar zorlaşır niyetine. Onlar da bu ülkenin düşmanı olmadıklarına göre yanlış işleri biz net bir şekilde ortaya koyarsak birine direnebilir, ikisine direnebilir ama daha sonra zaman zaman bizimle birlikte hareket etmek mecburiyetinde kalırlar. Aksi takdirde biz onların iktidarın her politikasını savunan ikircikli tutumlarını kamuoyuna ve millete şikayet ederiz. Etkili bir muhalefet de ancak bu şekilde söz konusu olur. Sayın Bülent Kaya, çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için.